Pürüzsüz başlığıyla başlıyor kitap. Başlıklar var. İlk yazı uzun bir yazı. Dolayısıyla bu haftada bitmeyebilir. İkinci haftaya, önümüzdeki haftaya ilk yazı sarkabilir. Tamamen spontane gidiyoruz. Ben burada okuyacağım ve anladığım kadarıyla anlatmaya ve güzeli kurtarmaya çalışacağız birlikte. Yani aslında neden güzeli kurtarmak? Ondan bahsetmeden kitaba giriş yapmak sanırım çok iyi olmaz. Yani güzelin bugün kurtarılmaya ihtiyacı mı var? Kesinlikle. Çünkü bugün güzel diye bir şey kalmadı. Yani hani güzeli el birliğiyle mahvettik. Mahvetmeye de devam ediyoruz. Yani bunu nasıl yaptığımızı, bununla neyi kastettiğini yazarın bu süreç içerisinde daha iyi anlayacağız, kavrayacağız. Yani güzeli kurtarmak nedir? Güzel niye kurtarılmak zorunda? Biz güzel değil miyiz kardeşim? Yani hani güzeli kurtarırken neyi kurtaracağız? Kendimizi mi kurtaracağız? Aslında tam olarak öyle. Yani güzeli kurtarma meselesi insanın kendini, insanın insanlığını kurtarma meselesidir. Çünkü insanlığımızı yok etmeye dönük operasyonel bir işe muhatapız hemen hemen 200 yıldır. Yani doğuda ve batıda, her yerde. Ha, bu batıdan çıkıp da bütün dünyaya yayılan, daha doğrusu dikte edilen bir şey. Ki bunu da elimizden geldiğince buradaki metinler üzerinden göreceğiz. Fakat peşinen hani güzeli kurtarmak adını koyduysak bunu bilelim. Güzelin kurtarılmaya ziyadesiyle ihtiyacı var. Yazar pürüzsüz tabiri üzerinden formüle ediyor genel olarak ana fikrini. Pürüzsüz kelimesi üzerinden. Pürüzsüzün ne olduğunu, bununla neyi kastettiğini ilk yazıda olabildiğince izah etmeye çalışıyor. Pürüzsüz güzel diye bir tabir vardır, değil mi? Mesela hayatımızda, yani biz güzelde pürüzsüzlük ararız. Yani kusursuzluğu pürüzsüzlük olarak ifade ederiz, karşılarız. Bunun aslında ne kadar sakat olduğunu anlatmaya çalışıyor biraz da. Ben okuyacağım yazıyı tekrar okudum. Okurken daha önce aklıma gelmemiş, yani daha önce okumamda aklıma gelmemiş bir şey aklıma geldi. İzmir'de ilk öğretmenlik yaptığım okullardan bir tanesinde bir öğretmen arkadaş vardı. Edebiyat öğretmeni. Kendisi gözlük kullanan bir arkadaştı. Fakat gözlük takmıyordu çoğu zaman. Bir gün sordum, neden takmıyorsun gözlük? Yani hani sonuçta gözlerinin gözlüğe ihtiyacı var. Gözlerinde bir problem var ki o dinlendirici gözlük değil, yani görme gözlüğü. Cevabı enteresandı. Bir edebiyatçıdan bekleyeceğiniz bir cevaptı. Demişti ki, gözlüğü taktığım zaman insanlarla karşı karşıya kaldığımda onların yüzlerindeki pürüzleri görüyorum. Yani işte sivilceleri, lekeleri, bilmem şunları bunları görüyorum ve o ayrıntılardan rahatsız oluyorum. Yani gözümde o insanlar güzelden bir nevi arınarak, hani sanki çirkinliğe doğru bir evrilme yaşıyorlar. Dolayısıyla bu rahatsızlığı yaşadığımdan, yani bunun beni kendimi kötü hissettirmesinden dolayı o ayrıntıları görmemek, onlara vakıf olmamak için gözlük takmamayı, dolayısıyla daha flu bir görüntüyle yaşamayı tercih ediyorum. Hakikaten de yani flu görüyor. Yani tercih ilginç. Şimdi bu metni, bu yazıyı bugün okurken o aklıma geldi. O gün arkadaşın o cevabı, öğretmen arkadaşın o cevabından etkilenmiştim. Vay be demiştim. Vay be. Ha. Bu yazıda wow diye bir kelime var, bir yerde geçiyor. Vay be demiştim.
Şimdi baktığım zaman mesela aynı kişiye ve aynı cevabına o cevabın çok problemli olduğunu görüyorum. Çünkü pürüzsüz güzel dediğimiz güzellikle ilgili zokayı yutmuş olup onun üzerinden kendince bir refleks geliştirerek önlem almaya çalıştığını aslında bugün görüyorum. Bugün öyle okuyorum. Halbuki biz şunu çok iyi biliriz. Kusursuz güzel diye bir şey var mıdır? Yoktur. Yani güzellik dediğiniz şeyin kendisi zaten kusurludur. Yani bunu, kusursuz güzelliği dünya tarihinde başarmış olan sadece Müslüman sanatçılardır. Bakın sadece, şu an ilginç bir şey söylüyor olabilirim. Neden? Çünkü sanatı somut düzlemden olabildiğince arındırarak, geometrik ve matematiksel ilişkiler düzlemine indirerek, soyutlaştırıp orada kusur bulamayacağınız kadar muhteşem formlara ulaştıkları için. Ama bakın bunu niçin yaptılar? Bu o sanatçıların kusursuzluğu muydu? Hayır. Kusursuz olanı yansıtmaya çalıştıkları için. Yani Allah'ın tabiri caizse varlığını ve onun güzelliğini belirli bir düzlemde, ister kabartarak, ister tamamen çizgisel bir şekilde en mükemmel nasıl ifade edebiliriz, nasıl ortaya koyabiliriz derdinin bir sonucudur. O sanat ve o sanat çerçevesine karşımıza çıkan performanslar. Yoksa onu yapan insanların kusursuzluğunu ortaya koymak değil, o şekillerin de, o şekilleri yapanların da ve her şeyin sahibi olanın varlığını ve güzelliğini tecessüm ettirmek tabiri caizse ya da tecelli ettirmek. Bunu gerçekleştirme adına ortaya koydukları işler. Çünkü insan kusurludur. İnsanın yaptığı da kusurludur. İnsanın her şeyi bu anlamda bir kusur taşır. Çünkü insan eksik bir varlıktır. Aslında bu çok basit. Mesela Batılıların neredeyse modern sanata kadar 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başına kadar sanatta yapmaya çalıştıkları şey ne oldu? Platon'un kavramsallaştırmasıyla mimesis kavramında karşılığını bulan doğadaki bir nesneyi ona en yakın şekilde resmetmeye çalışmak. Binlerce yıl en büyük çabaları bu oldu. Bugün hiper gerçekçiler mesela bu meseleyi aldılar artık fotoğrafla ayırt edilemeyecek bir noktaya taşıdılar. Halbuki siz ne kadar benzetmeye çalışırsanız çalışın, o yaptığınız şeyi yapamazsınız. Ve yaptığınız şey mutlak surette kusur taşıyacaktır. Yani insanın kusursuzluğa varmak gibi bir endişesinin olması, derdinin olması kusurun en başıdır adeta. Yani mükemmel olmamız mümkün değil. Bu tür durumlarda mesela hep ben şunu söylerim. Yani hem esprilidir hem ciddidir. Yani mükemmellik gerçekten söz konusu olacak olsaydı ben olurdum yani. Ama değilim. Çünkü böyle bir şey yok. Namümkün. Ne kadar çabalarsanız çabalayın, en zirvede olduğunuzu düşündüğünüz anda uçurumun dibini bulabilirsiniz. Çünkü insanın en büyük imtihanı kendisiyledir. Ve kendisini yenebildiği, kendisine diş geçirebildiği, daha doğrusu kendisini terbiye edebildiği, hani nefsi tezkiye etmek var ya, onu yapabildiği müddetçe kusursuzlaşır. Ama hiçbir zaman kusursuz olamaz. O yüzden kusur vardır, kusur iyidir. Eğer kusura iyi bir şey olduğu düşüncesiyle bakarsak. Bugün sanatın geldiği noktada ise adeta bir kusursuzluk, bir pürüzsüzlük
söz konusu diyor yazar ve bunu bazı isimler üzerinden izah etmeye çalışıyor diyelim ve biz kitabımıza başlayalım. Pürüzsüz yazımızın başlığı bu haftaki. Pürüzsüzlük çağımızın alametidir diye başlıyor. Çulhan diyelim. Ben bu isimlerin Forvo diye bir site var. Bilmeyenler için de şey olsun, bilgi olsun. Forvo isminde bir site var. Okunuşunu bilmediğiniz, dünyadaki hangi dile ait olursa olsun bir kelime olduğunda Forvo'yu yazıyorsunuz Google'da ve orada sözcüğü yaz diyor. Sonra da go, işte git'e bastığınızda onun kaç türlü okunuşu varsa, eğer farklı dillerde de kullanılıyorsa onlar çıkıyor. Oradan olabildiğince istifade etmeye çalışıyorum. Size de tavsiye ederim. Yine de bazı tabirleri belki doğru okuyamayabiliyoruz. Onun için de şimdiden özür dileyim. Jeff Koons'un heykellerini, Jeff Koons diye bir çağdaş sanatkar var. Bir Google'a yazın. İster şimdi yazabilirsiniz. Aslında yazsanız iyi olur şu an. J, jandarmanın J'si, E, F, F, K, O, O, N, S. Jeff Koons. Şu an yaşayan en büyük çağdaş sanat ustalarından biri kabul ediliyor. Diğeri de zaten Damien Hirst isminde bir vatandaş. Jeff Koons ve Damien Hirst. İkisi de İngiliz. Ve ikisinin de İngiliz olması tesadüfi değil. Ve ikisi de dünyada çağdaş sanat bağlamında en fazla parayı götüren arkadaşlar bunlar. Yazarımız Jeff Koons'un eserleri ve sanatı üzerinden bir reddiye aslında sunuyor en temelde. Onu çünkü örnek olarak alıyor. Jeff Koons'un heykelleri eğer yazdıysanız Google'da görsellerde karşınıza çıkacaktır. Çoğunuz bu da sanat mı muhtemelen diyeceksinizdir. Bunu ben de yaparım. Yaparsınız da zaten. Çağdaş sanatla ilgili hemen bir bilgi vereyim. Aslında en önemli bilgi şudur çağdaş sanatla ilgili. Artık tasvir yoktur. Temsil vardır çağdaş sanatta. Yani siz bir şeyi tasvir etmek durumunda değilsinizdir. Bir şeyi, bir fikri temsil etme adına bir şeyler yapmanız çağdaş sanatta esastır. Burada da çağdaş sanatın özünde resim değil, fikir önemlidir. Bir fikri bulmanız önemlidir. O fikri bulduktan sonra o fikri ister heykelle, ister enstalasyon yerleştirmeyle, ister resimle, ister bambaşka cisimlerle o fikri maddi bir vücuda giydirdiğinizde siz çağdaş sanat yapmış oluyorsunuz temelde. Yani özetle iki cümlede çağdaş sanat nedir sorusunun cevabı budur aslında. Tasvir yok, temsil var. Temsil de fikirle alakalı. Dolayısıyla önemli olan çağdaş sanatta fikirdir. Yani şöyle söyleyeyim. Çağdaş sanatçı olmanız için sanatçı olmanıza gerek yoktur. Yani bugün tıpla uğraşıyorsunuz ve doktorsunuz. Fakat ucundan kıyısından da sanatta ilgileniyorsunuz. Ve böyle çağdaş sanatta hoşunuza gidiyor. Sonra bir fikir buldunuz. Ya bu fikri şöyle giydirsem nasıl olur diye düşünsel bir süreç yaşadınız. Sonra tuttunuz, cesaretlendiniz. Ya bunu herkes yapıyor kardeşim. Ben de bir denesem dediniz. Ve adım attınız. Ortaya bir şey koydunuz. Doğru isimlerle çalıştınız ve doğru galerilerle. Birden siz dünyanın en gözde sanatkarlarından birine dönüşebilirsiniz. Şu an böyle oluyor zaten. Ve doktor olup perspektiften hiç anlamanıza gerek yok bu arada. Yani sanatsal bir temel bilgiye sahip olup da Güzel Sanatlar Fakültesi bitirmiş olmanıza falan gerek yok. Fikir ve o fikri alıcısı olacak şekilde giydirmek. Çağdaş sanatta
En temelde önemli olan şey bu. Ha, bu her buna yeltenen başarılı olacaktır, oluyor anlamına mı gelir? Hayır. Öyle bir şey yok. Zaten sizin bu çağda başarılı olmanız, hele hele uluslararası arenada karşılığı olan bir sanatçıya dönüşmeniz için sahip olmanız gereken çok önemli bazı kriterler var. Ve açık söylüyorum, onun için en önemli kriter Michelangelo gibi bir resim yapmak ya da heykele imza atmak falan değil. Sahip olmanız gereken kriterler Rönesans kriterlerinin tamamen dışında bambaşka kriterler. Mesela Jeff Koons ve Damien Hirst dediğim iki isimden bahsettim. İkisi de İngiliz dedim. Mesela ikisinin de İngiliz olması tesadüfi değil. Yani bugün dünyada Damien Hirst ya da Jeff Koons kadar popüler çağdaş sanat bağlamında eserleri karşılık bulan ne Fransız var, ne Alman var. Bakın. Ne İtalyan var. Çünkü orada artık bambaşka kriterler devrede. Büyük müzayede şirketleri var, büyük galeriler var. Onların sektör dediğimiz, tamamen sektöre dönüşmüş olan ve merkezinde sanat değil de paranın olduğu bir dünyayı yönlendiren birileri var. Ve siz onların ekmeğine yağ sürebilirseniz, sürmeyi başarabilirseniz, o zaman yolunuz açık olabilir. Ama bunu yapmıyorsanız, ya, yani Allah'ın yarattığı tarihte benzersiz bir yetenekle doğmuş olun. Hikaye. Bakın, şu an öyle bir noktadayız. Aslında bu kitapta da buna bir itiraz var. Aynı zamanda bu sisteme de, bu anlayışa da. Jeff Koons'un heykellerini, iPhone'u ve Brezilya adasını birbirine bağlar diyor pürüzsüzlük. Bugün pürüzsüzü neden güzel buluyoruz? Estetik etkisinin ötesinde bu durum toplumsal bir buyruğu yansıtmaktır. Yani pürüzsüzün güzel oluşu artık diyor bir yukarıdan gelen emir, bir buyruk. Ve hepimizin de emredersiniz komutanım der gibi adeta kabul ettiği bir buyruk. Pürüzsüzü güzel bulmamız günümüzün pozitif toplumunu vücuda getirmektedir. Pozitif toplum ifadesi çok ilginç bir ifade aslında. Burada pozitif toplumla kastettiği şey nedir? Her şeyi tüketim malzemesi olarak görüp hızlı bir şekilde tüketen toplumdur pozitif toplum. Yani onu negatif anlamda yaran, deşen, rahatsız eden, huzursuz eden, hemen hemen hiçbir şeyin olmadığı, onlarla karşılaşmak da istemeyen, olabildiğince onları hayatının düş ve düşün evreninin dışında tutmaya çalışan, oraya girmeye çalışan eğer korku dolu figürler ve faktörler varsa, onları bile tüketimin nesnesine dönüştürebilecek kadar pozitif olan bir toplum. Bakın bir örnek. Hayatta gerçekten hiç anlamadığım şeylerden biridir. 39 yaşındayım, hala anlamıyorum. İnsanlar neden korku filmlerine gider? Neden korkmak için para verilir? Mesela ben korku filmlerinden gerçekten korkuyorum, biliyor musunuz? Ve izlemiyorum mesela. Çünkü korkmak güzel bir şey değil ki. Ama öyle bir dünya ki şu an içinde yaşadığımız dünya, korkmak faktörünü sizin için güzel ve satın alabileceğiniz bir şeye dönüştürüyor. Ve siz de satın alıyorsunuz. Hiç tereddüt etmeden. İşte pozitif toplum derken kastettiği şey bu. Ya da mesela geçmişte nasıl bir şey var? Ölülerinizi nereye gömersiniz geçmişte? Dünyanın bütün toplumlarına gidin. Ölüler nereye gömülür? Bazıları bahçesine gömer. Tapınaklarına gömerler. Tapınaklarının bahçesine. Biz mesela Müslümanlar olarak önce camilerin hazire kısmı olarak ifade edilen kısmına. Bugün Peygamber Efendimizin naaşı nerede? Ravza-i Mutahhara olarak isimlendirilen Medine'de, Mescid-i Nebi'nin içinde.
Mescid-i Nebi'nin etrafında ne var? Sahabe mezarları dediğimiz, Cennetül Baki mezarlığı adıyla anılan sayısız mezar. Yani bizim mezarlarımız hayatın içindedir. Çünkü ölüm korkunç bir şey değildir. Ölüm hayatın bir parçası olarak tanımlanır. Ölüm bir nokta olarak tanımlanmaz. Bir virgüldür, belki noktalı virgüldür. Belki iki noktadır. Ama nokta değildir. Yani bir son değildir. O yüzden ölülerini sizinle beraber yaşamaya devam eder mesela bizde. Yani ölüler yaşamaya devam eder. Fakat modern dünyada siz hiç şöyle bir şeyle karşılaştınız mı? Şu an bir şehir planlaması yapılıyor. Yeni bir şehir kurulacak. Ve mezarlık şehrin tam merkezinde konumlandırılıyor. Yani böyle şehir planlayacak kimse var mı yeryüzünde şehir planlamacı? Şu an yok. Çünkü ölüm hayatın dışında bir şey şu an. Dolayısıyla olabildiğince uzağa attığımız bir şey. Neden? Rahatsız edici çünkü. Gerçekten ölüm rahatsız edici bir şeydir. Eğer onunla yüzleşmek gibi bir duruma, yüzleşmek gibi bir durumla karşı karşıya gelmezseniz, hani bekara karı boşaması kolay hesabı, ölüm hakkında konuşabilirsiniz. Yani atıp tutabilirsiniz. Ama bir yüzleşin, onun o soğuk soluğunu ense kökünüzde hissedin. O zaman işler değişir, işin rengi tamamen başkalaşır. Ondan uzaklaşmak istersiniz. Bugün modern dünyada işte ölümü hayatın dışına itiyoruz. O kadar ki ölüyor vatandaş. Naaşı şeyden kaldırılıyor. Öldüğü, yaşadığı o mahalledeki mahalle mescidinden, mahalle camiinden. Ve onu defnetmeye arabayla 45 dakika gidiyorsunuz ondan sonra. Düşünebiliyor musunuz? Kim ziyaret edecek onu? Anca bayramda, seyranda gidersiniz. O da bayramda zaten İstanbul'da kalırsanız ziyaret edersiniz. O kadar dışında. Yıllar önce bu Suriye'deki iç savaş başladığı zaman bir eczacının mal varlığına Amerikalılar bir şekilde etkisiyle el konulmuş, İHA destek çıkmış, mahkeme açmışlar falan filan. O vatandaşı İstanbul'a gönderdiler. Siirt'ten bir otobüsle. Siirt'teki arkadaş da beni aradı. Dedi ki, işte birini yolluyoruz. Eczacı, doktor kendisi. Türkçe bilmiyor. Arapça ve İngilizce var. Sen dedi karşılar mısın? Ya bu dediğim de bir en az 10 yıl önce oluyor. Karşılar mısın? Dedim karşılarız. Nasıl anlaşacağız? Anlaşırız dedim yani. Biraz Türkçe, biraz Arapça, biraz İngilizce. Gerçekten de öyle oldu. Ortaya bir karışık bir şekilde anlaştık. Fatih'e getirdim Esenler Otogarı'ndan alıp. Fatih'te bir yemek yedik. Oradan Beyazıt'a doğru yürüdük. Ve ben kendisini Süleymaniye Camii'nde bir başka kişiye teslim edeceğim. Aslında orada aracıyım. O kişi gelene kadar bir aracı olarak varım. Neyse biz Fatih Camii'nden çıktık. Yürüyoruz Beyazıt'a doğru. Allah'ım, abi gördüğü her mezarın önünde duruyor bir El Fatiha deyip Fatiha okuyor. Ben içimden dedim yandık. Ya çünkü biz de o yol boyunca bir sürü cami, bir sürü hazire, ya bir sürü mezar. Cidden ikide bir duruyoruz. Orada işte görüyorsunuz yani ölüm denilen şey hayatın bir cüzü olarak var. Dışında korkunç bir şey olarak değil. Ama bugün modern dünyada öyle değil. İşte bu o pozitif toplum. Yani sizi negatif olana yönlendirecek, negatifi temsil edecek, sizi huzursuz edecek hiçbir şeyi istemiyorsunuz. Ve bunu en başta tabii ki sanatta istemiyorsunuz. Yani sanat denilen şeyi öyle bir noktaya getirdiler ki bugün insanı rahatsız eden bir şeyden
Ha bu rahatsız etmek de olumsuz bir şey değildir bu arada, sanatın rahatsız etmesi. Sanatın rahatsız etmesi dediğimiz şey, bununla kasıt mesela İslam sanatı insanı rahatsız eder dediğimde, şu an geleneksel sanat yapan hattatı, tesibi, ebru sanatçısı hepsi üzerime yürür eminim. Ya ne demek falan. Halbuki işte biz ne kadar güzel çiçekler de geometrik desenler. İslam sanatı rahatsız eder çünkü İslam sanatı insanı tefekküre yönlendirir. Çünkü insan rahatsız olmazsa düşünmüyor. Yani düşünmeniz için rahatsız olmanız gerekir. Yani biraz şok etkisi. Ama tabii ki bu işte Jeff Koons'un eserlerinde karşı karşıya kaldığınızdaki şok etkisi gibi değil. O da şok etkisi yapar. Wow dersiniz falan. Ama o sizi düşünmeye sevk etmez. Çünkü her şey zaten apaçıktır, vardır ortada. Hatta siz onun eserlerinde kendinizi görürsünüz. Pürüzsüzlüğü bu kadar önemsemesi de bununla ilgili. Ayna vazifesi görüyor. Ki bunu bizatihi Jeff Koons'un kendisi ifade ediyor. Eserlerimin ayna vazifesi görmesini istiyorum. Çünkü insanlar baktıklarında kendilerini görsünler ve güvende hissetsinler diyor. Güvende hissettiğiniz ortam sizi düşünmeye sevk eder mi? Etmez. Mesela çok hoş sonuçlar doğurmamış olabilir ama insanoğlunun teknik ve teknolojik anlamdaki gelişmesi çoklukla savaş zamanlarında gerçekleşmiştir. Çünkü bir hareketlilik var, bir tehdit var, bir saldırı var, savunma var ve siz her an yeni bir şey ortaya koymak durumundasınız. Çünkü kazanmanız gereken bir savaş var. Aslında dünyayı çatışma esası üzerinden kurgulayamayız. Çünkü bu Aristocu dram geleneğinin yaptığı bir şeydir. İyi ve kötü vardır. Mutlak iyi, mutlak kötü. Ve o devamlı birbiriyle çatışır. Halbuki bizim tasavvurumuzda mutlak iyi ya da mutlak kötü diye bir şey yoktur. Çünkü en iyi dediğiniz insan bir gün en kötüye dönüşebilir. En kötü dediğiniz insan en iyiye dönüşebilir. Yani bugün düşmanınız yarın en kavi dostunuz olabilir. Bugün en kavi dostunuzdan yarın en büyük kazığı yiyebilirsiniz. Bunu yaşamayan da yoktur bu arada ya. Çünkü dünyanın esası bunun üzerinde şekilleniyor. Ama Aristocu dram geleneğinde öyle değildir. Bunu Aristo'nun Poetika diye bir eseri var. Küçüktür. Şöyle ince bir kitap. Orada net bir şekilde okuyabilirsiniz. Aynen mutlak diyor iyi var, mutlak kötü var ve bunlar savaşıyorlar. Ehrimen ve Ahura Mazda gibi. Halbuki öyle bir şey yok. Biz mutlak iyi olarak sadece Allah'ı biliriz zaten. Onun içindeki hiçbir şey mutlak değildir. İyi her an kötü olabilir. Kötü her an iyi olabilir. Ve bu adeta sonsuz bir mücadeledir, mücahededir. En başta da insanın kendisiyle olan mücadelesidir. Pürüzsüz olan yaralamaz. Ne de direnç gösterir. Çünkü pürüzsüzün beklediği sadece like'tır. Yani beğen butonu. İşte burada Twitter devreye giriyor, burada Facebook devreye giriyor, burada Instagram devreye giriyor. Pürüzsüz nesne zıttını iptal eder. Her negatiflik def edilir. Bakın, bu like hastalığı gerçek bir hastalık. Çok sevdiğim bazı öğrencilerim var. Çok eski zamanlardan benim öğrencim olan. Yani Instagram'da onları ve attıkları fotoğrafları gördükçe her gün gözümden biraz daha düşüyorlar. Değer eksilmesi yaşıyorum. Çünkü bende de var, yani hepimizde var. Instagram'a biz en iyi, en pürüzsüz halimizi atarız değil mi? Mesela 10 tane, 100 tane bazıları abartıyor. Binlerce çekiyoruz, çekiliyoruz. Sonuçta böyle yaşayan insanlar var değil mi? Yani hani. Çekiliyoruz ve içlerinden en sevdiğimizi, en beğendiğimizi, en pürüzsüz olanı, kusursuz olanı seçip
atıyoruz. Halbuki hepimiz biliyoruz, yani bilmeliyiz. En pürüzsüz olan, en yapay olandır. Çünkü biz öyle değiliz. Yani hayatın günlük akışı içerisinde şu telefonu şöyle tuttuğunuzda en iyi ifadeyi bulmak noktasında harcadığınız çabanın sonucunda vardığınız noktayı paylaşıyoruz ya. Biz hayatın içinde bir kez bile o noktada durmuyoruz. Çünkü hiç kimse hayatı böyle yaşamıyor aslında. Yani o gerçek dışı. Sanal. Ortam da sanal. Sanal olan da sanal kusursuzun paylaşılmasından daha doğal ne olabilir diyebilirsiniz. Ama bu gerçekten güzel bir şey midir yoksa bu güzeli tüketen bir şey midir? İşte bu soruyu sormak gerekir. Yani oraya attığımız o fotoğraf ve onun doğurduğu etki gerçekten güzel bir şey midir? Yoksa biz güzel denilen şeyi tüketilen bir şeye mi dönüştürüyoruz fark etmeden? Ki o like dediğimiz şey, beğen butonu tam anlamıyla bir tüketim butonu değil midir? Pürüzsüzün estetiği akıllı telefonlarda bile görülür. LG'nin G Flex isimli akıllı telefonu. Bu telefonu biliyor musunuz? Ben hiç bilmiyorum. Herhalde Türkiye'ye bu telefon gelmedi. Yani Almanya'da yazıldığına göre Almanya'da var olan. LG'nin G Flex isimli akıllı telefonu kendi kendini onaran bir ciltle kaplanmış. Ve böylece şimdi eminim birçoğumuz şey diyecektir. Ne harika bir özellikmiş. Keşke benim telefonumda da olsa. Böylece her çizik, dolayısıyla her türlü yara izi kısa bir süre sonra kaybolmaktadır. Şimdi telefonlarımız çizilmesin diye ne alıyoruz? Kılıf. Değil mi? Hı? Ha, kırılmaz cam, üstüne bir de kılıf. Yani dünyada kılıf almak kadar ve bir telefonu kılıfla kullanmak kadar saçma çok az şey vardır. Niye? Çünkü şu telefonu yapan adam şu telefonun tasarımı ve ayrıntıları için inanılmaz bir para harcıyor. Tamam mı? Ve ortaya size gerçekten güzel gelen ve gördüğünüzde hoşlandığınız, beğendiğiniz bir sonuç çıkartıyor. Bunu beğenerek alıyorsunuz. Sonra buna bir şeffaf kılıf diye bir şey var. Tamam mı? Hani en yakın orijinalini gösteren. Bak, pürüzsüzlük nerede devreye giriyor tekrar. Pürüzsüzün üstüne bir pürüzsüz daha giydiriyoruz. Sonra da o kılıfla bu telefonu kullanıp bunun güzelliğinden hiç istifade edemiyoruz. Mesela ben MacBook kullanıyorum. Kılıfsız kullanıyorum. Kılıf kullananları da hiç anlamıyorum. Diyorum ki bak, bu yüzey var ya, şu yüzey. Bu özel bir yüzey. Yani ben bu yüzeye dokunmadıktan, bu yüzeyi görmedikten sonra ne yapayım kardeşim? Velhasıl şu anki anlayışımıza göre bu arada yani hepimiz tecrübe etmişizdir. Şimdi yeni bir telefon alırız. İlk düşmesi mal canın yongasıdır. Ne yakar canımızı, ne yakar falan. İkinci düşmesinde artık o kadar yakmaz. Ve 3-5 olduktan sonra artık biz atmaya başlarız. Aslında ne büyük bir lüks değil mi? Yani o aletin kölesi olmaktan aletin efendisi olmaya doğru evriliyoruz aslında. Yani sen benden daha güçlü değilsin. Bakın böyle okursanız, ki bence böyle okuyalım. Çünkü ben hepimiz gibi ben de bunu yaşadım. Yani bundan önceki telefonu acayip rahat kullanıyordum. Şu an bunu o kadar rahat kullanmıyorum. Çünkü yeni bu. Kardeşim gönderdi bunu. Hatta kılıfla gönderdi. Ki ben hiç kılıfla kullanmam. Ama yani o kılıfla gönderdi. Bir de kılıf almış üstüne diye. Bir müddet kullandım. 1-2 hafta kadar kullandım. Çıkardım yine kılıfı. Çünkü rahatsız oluyorum kılıftan. Hiç düşmedi daha bu arada. Şimdi nazar değecek. Birazdan ilk düşme hadisesi gerçekleşecek. Ama hani birkaç defa düşünce rahatlayacağım. Buna inanıyorum yani. Hani artık daha rahat kullanacağım falan. Velhasıl yani sahip olduğunuz şeylerin size sahip olması gibi bir durum var. Ki bu çağın alameti farikalarından biri.
Hatta bunu işlemiş müthiş bir film var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Fight Club diye bir film var. Edward Norton'la Brad Pitt'in oynadığı müthiş bir filmdir. Chuck Palahniuk'un eserinden sinemaya aktarma. 97-98 yılında galiba o gösterime girmişti. Gökhan Özcan diye bir yazar vardır Yeni Şafak'ta. Dünya tatlısı bir insandır o. Yani dünyanın bir numaralı insanlarından biridir, öyle söyleyeyim. Onu ben ta o zamanlardan okurum yani. 96-97'lerden beri okurum. O bu filmi gitmiş izlemiş, sonra köşesine taşımıştı bu filmi. Öyle bir anlatıyor ki yani hani işte. Hatta en sonunda şöyle bir tavsiye. Filmi izlemeye giderken lütfen kağıt kalem götürün. Ben etkilendim. Hemen gittim sinemaya. Hakikaten de kağıt kalem götürdüm. Ama sinema karanlık kardeşim. Yani not tutulacak yerler vardı hakikaten. Not tutamadım. Ha sonra ne yaptım? Onun CD'sini buldum bir şekilde. Bilgisayardan izlerken ağır ağır iki sayfa not çıkarmıştım. Unutmuyorum. O film sahip olduğunuz şeyler gün gelir size sahip olur. Mottosunu işliyor. Ve aslında bu modern, kapitalist ve maddenin merkezde olduğu ve herkesin adeta onun kölesiymişçesine onu elde etmeye çalıştığı bir yaşam tarzını iğneleyici bir şekilde anlatıyor. Neredeyse yaralanmaz. Yapay cildi, akıllı telefonu her zaman pürüzsüz kılmaktadır. Aynı zamanda esnek ve bükülebilirdir. Ne telefon yapmışlar arkadaş. Hafifçe içe doğru eğrilebilir. Eğilebilir. Böylece yüzün ve kalçanın biçimine kusursuzca girer. Bu iPhone Plus'ların temel sorunudur biliyorsunuz. Arka cepte onu kullananlar zaman içerisinde biraz eğildiğini fark ederler. Eğer onu yaşayan varsa aranızda bilir. Ama bu telefonu öyle bir kusursuz yapmışlar ki duruma göre eğilip bükülebiliyor ve kusursuzluğunu, pürüzsüzlüğünü koruyor. Bu uysallığı ve dirençsizliği pürüzsüzün estetiğinin temel niteliğidir. Uysallık burada önemli bir kavram. Hayatta en sevdiğimiz şeylerden biridir biliyorsunuz uysallık. Kendimizde değil ama. Başkalarında. Mesela çocuğumuzun uysal olmasını çok böyle her şeye uyumlu, işte çok ciyaklamayan, problem üretmeyen olmasını ya da dostlarımızın da hakeza. Dostlarımızın bizimle uyumlu olmasını ve sırtımızı olabildiğince çok sıvazlamasını mesela. Dost acı söyler diye bir söz var, değil mi? Artık dostlar pek acı söylemiyor mesela. Onlar da pürüzsüzlüğün kurbanı. Yani dostluk dediğimiz şeyde. Ya dostlarımız da şu an belki buna göre seçiyoruz bilmiyorum. Büyük konuşmak istemiyorum ama hani bizi yanlışlarımızı uyaracak. Kur'an-ı Kerim'in emri var ya, emri bil maruf ve nehyanil münker. Yani size hakkı ve iyiliği tavsiye edecek ve sizi kötülükten men edecek. Duvar adeta örecek. Hani böyle dostları mesela seçmiyoruz artık sanki pek. Hatta dostlarımızdan kazara birileri böyle olursa onlardan uzaklaşmaya başlıyoruz. Çünkü bizi rahatsız etmeye başlıyor. Halbuki ne büyük iyilik rahatsız olmak. Çünkü bir şeyden rahatsız olduğunuzda onu düzeltmeye çalışırsınız. Kendinizden rahatsız olduğunuzda kendinizi düzeltmeye çalışırsınız. Doğru yol budur. Sizi rahatsız edeni, rahatsızlık sebebini ortadan kaldırarak kendinizi düzeltemezsiniz. Kendinizden uzaklaştırarak kendinizi düzeltemezsiniz. Ama biz şu an geçen kim için bir eleştiri yönelttim bir ortamda. Dedim ki işte ya eleştiriye çok kapalı falan. Cevap aynen şöyle. Kim açık ki? Ya sonra düşündüm. Hakikaten ya. Tenkide hiç gelemiyoruz arkadaş.
Halbuki tenkit iyi bir şeydir yani. Yani tenkit sizi yok etmek için olmadığı sürece iyi bir şeydir. Tabii o doz önemli yalnız. Mesela bazı insanlar var, yani çevremde de var biliyorum. Yani sizi düzeltecek diye hareket edip sizi gerçekten yok ediyor. İnsanın kendine olan özgüvenini mesela yok ediyor bazı insanlar. Hayır, orada bir sınır vardır. Ki tasavvufa mesela gelirsek, yani işi oraya taşırsak, neredeyse kimseyi eleştirmemeniz bile gerekir. Neden ama bakın orada bambaşka bir ilke devreye giriyor. Diyor ki mutasavvıflar, ya eleştirecek birini mi arıyorsun? Aynaya bak. Kendinde o kadar kusur var ki, kendini düzeltmeye çalışırken kimseye yetişemezsin zaten. Bakın, bir şekilde biz tasavvuf geleneğinden geliyoruz. Yani her biriniz, her birimiz bugün 200 yıl öncesine gidebilsek, 200 yıl öncesindeki atalarımız, bu topraklardaki dedelerimiz mutlaka bir tekkiye mensuptu Osmanlı'da. Yani sizin bir tekkiye mensup olmadan neredeyse yaşamanız mümkün değil. Ya işte Kadirisiniz, ya Şazeli'siniz, ya Mevlevi'siniz, ya bilmem nesiniz. Yani tekke terbiyesi dediğimiz bir şey var. Yani hepimiz aslında o tasavvuf geleneğinden geliyoruz. Ve kendini eleştirerek düzeltmeye çalışmaktan başkasını düzeltmeye vaktin kalmaz anlayışından, başkalarını düzeltmeye çalışmaktan kendimize fırsatın kalmadığı bir zamana gelmiş durumdayız. Öyle değil mi? Mesela dedikodu günahtır. Ayet çok açık diyor yani. Dedikodu yapan kişi kardeşinin ölü etini yiyen kişiye benzer. Ben dahil şu an bakıyorum 2-3 insan bir araya geldiğinde hemen başkalarını konuşmaya başlıyor. Ya arkadaş, niye kendinizi konuşmuyorsunuz? Bak 3 kişi bir araya gelmişsin. Kendinizi konuşsanıza. 40 yılda bir araya geliyorsunuz zaten. Niye başkalarını konuşuyorsunuz? Kimin dizisiydi? İsmet Özel'in miydi? Başkalarının aşkı ile başlıyor. Başkalarının hataları ve kusurları. O şiirin öyle devam ediyor. Yani biz başkalarının hataları ve kusurlarıyla hayatımızı o kadar dolduruyoruz ki. Hakikaten kendimizi düzeltmeye fırsat kalmıyor. Devam edelim. Pürüzsüzlük dijital aygıtların yüzeyleriyle sınırlı değildir. Dijital bir aygıtın gerçekleştirdiği iletişim de pürüzsüzce işlemektedir. Çünkü bu iletişimde özellikle hoşnutluklar ve hatta pozitiflikler iletilir ve alınır. Paylaş ve like iletişimsel pürüzsüzlük araçlarını temsil eder. Negatiflikler saf dışı edilir çünkü hızlı iletişim için engel ortaya koyarlar. Yani sosyal medyada yaptığımız paylaşımların altına gelen, bizi eleştiren yorumlar üzerinden bunu anlayabiliriz. Onlar bizi rahatsız eder ve biz bunun karşısında ne yaparız? Spamleriz. Efendim, takip ediyorsak etmeyi bırakırız. Bizi takip ediyorsa biz etmesek bile onun bizi takip etmesini engellemeye çalışırız. Yani o pürüzü ortadan kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yaparız. Halbuki, yani ben de bunu yaşadığım için söylüyorum. Adam doğru söylüyor olabilir. Yani şöyle. Yani sosyal medyada insanları alenen eleştirmenin gayri ahlaki olduğunu düşünüyorum. Bakın. Hatta o kişiyi rencide edecek, o kişiyi başkalarının nezdinde, o insana itibar edenlerin nezdinde küçük düşürecek şeyler yapmanın ve yazmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Ve hani bunu ahlaki bir ilke olarak zaten bu durumu reddediyorum. Yani ben de olur olmaz bir şekilde bana sataşan, bir şeyler yazan birileri olduğu zaman açıkçası hani hiç muhatap almamaya çalışıyorum. Muhatap almamanın en iyi yolu da onu engellemekten geçiyor. Ve engelliyorum. Ben de bunu yapıyorum. Ama hani şuna da dikkat etmeye çalışıyorum kendimce. Ne yazmış? Ona da bir bakıyorum. Yani hani evet.
bu adam beni eleştiriyor, burada belki beni rencide ediyor ama doğru da söylüyor olabilir. Yani siz kendinizle ilgili bir şeyi kaçırıyor olabilirsiniz. Ya burada yapılması gereken şey temelde sosyal medyadan olabildiğince uzak durmak aslında. Ama hani bu başarabilirseniz. Durmayacaksanız da bana göre sosyal medyayı kullanmanın kuralları ya da el kitapçığı gibi bir şeyin hazırlanması ve o kitapçıktan herkesin sınava tabi tutulması ve o sınavı geçenlerin belirli bir deneme süreci sonrasında sınavı geçenlerin sosyal medyayı kullanması. Aksi takdirde ortaya şu anki manzara çıkıyor. Ve bu korkunç bir manzara. Muhtemelen en bilinen çağdaş sanatçılardan biri olan Jeff Koons pürüzsüz yüzeylerin ustasıdır. Andy Warhol da aslında güzel, pürüzsüz yüzeylerle meşhurdur. Fakat sanatı hala ölümün ve felaketin negatifliğini içine işlemiş bir şekilde taşımaktadır. Andy Warhol diye bir isim var. Amerikalı bir sanatçı, pop art sanatçısı. Yani 1930'lar, 40'larla beraber ufak tefek adını duyurmaya başlamış. İkinci Dünya Savaşı sonrası, İkinci Dünya Savaşı'nın da etkisiyle kariyerinin zirvesine doğru seyreden, sonrasında ise neredeyse hiç o zirveden inmeden yaşamış, tırnak içinde sanat yapmış. Yani hani tırnak içinde diyorum çünkü yaptığı şeyin benim açımdan sanatsal çok bir karşılığı yok. Sanat yapmış ve hepimizin de zihnine kazınmış bir cümlenin sahibi. Ve şu anki yaşadığımız dünyanın da arkasındaki mimarlardan biri Andy Warhol. Ne diyor? Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak. Bu sözü duymuşsunuzdur. İşte bu söz Andy Warhol'un sözü ve adam bu sözü söylemiş. Üstüne de bu söz bu dünyada karşılık bulsun diye elinden geleni yapmış ve de başarmış. Ben hep şunu söyleyeyim. Biz Andy Warhol'un dünyasında yaşıyoruz şu an. Yani bugün interneti mesela Andy Warhol bilseydi, bu derece hız, sosyal medyayı falan görseydi zevkten herhalde Nirvana'larda gezinirdi ya. Ne muhteşem, ne harika. Eminim ya. Öyle bir adam. Çünkü bizzat kendi sözüdür yani. Ünlü olmak için ve o ününü sürdürmek için her şeyi yapabileceğini, herkesi harcayabileceğini. Yoksa Andy Warhol'un arkasında hayat hikayesini okuduğunuzda öyle gözyaşları vardır ki. Yani öyle insanları öyle rezil ve sefil bir noktaya sürüklemiş ve ondan sonra da uçurumun kenarındayken o insanlar hiç acımadan ayakkabısıyla o insanların kafalarına son darbeyi indirip uçuruma sürüklenmelerine sebep olmuş bir isimdir. Yani onun hayatını okursanız mesela kesinlikle hayran olmazsınız. Ki geçtiğimiz yıl içerisinde hem Taksim'de hem de Üsküdar'da Samet Karagöz'le biz bir program yaptık. Sanatın serüveniyle ilgili. Ressamlar üzerinden ya da sanat akımları üzerinden bir yıllık bir programdı. En son işlediğimiz sanatçılardan biri de Üsküdar'da Andy Warhol'du. Amcanın bir tanesi de o programı son iki ressamdır. Geliyordu. Önceki ressam Dali'ydi Warhol'dan önce. Sonra işte Warhol. Neyse Warhol'u da biz işledikten sonra çıkışta amca yanımıza geldi. Yani iki sanatçı kadar sabredebilmiş. Ama yani amca da öyle bir zamanda geldi ki programa. Mesela Leonardo da Vinci zamanında gelmedi. Yani Rembrandt zamanında gelmedi. Tuttu Dali de geldi. Sonra Warhol. Şimdi geldi yanımıza. Samet'le beraberiz. Ve biz programı da Balaban Tekkesi'nde yapıyoruz. Dedi ki bir tabir vardır. Balaban'da ballanmak diye. Ben dedi buradaki programların çoğuna katılırım. Ve dedi biz Balaban'da ballanırız. İşte Dursun Gürlek gelir şunu anlatır efendim. Şu gelir bunu anlatır. Siz ne anlatıyorsunuz? Dedi.
bu dedi ciğeri besbora etmez, sanatçı bozuntuları falan böyle bir sert girdi. Orada amcaya şunu anlatmaya çalıştık. Dedim amca biz bu abileri yani Dali'yi, Warhol'u övmek için bu programları yapmıyoruz. Yani aslında ben şunun için yapıyorum açıkçası yani bunu söylemekten de hiç gocunmuyorum. Ya bak tanıyın, uzak durun. Çünkü sizin dünyanıza ait değil. Ve sizin sanat anlayışınız, sizin medeniyet anlayışınız, o tasavvur ve tahayyülünüze katkı sağlayacak isimler değil. Ha, tamamen faydasız isimler mi? Hayır. İçinde bulunduğumuz çağı doğru okumak. Yani bu çağ nereye gelmiş? Nasıl bir çağdayız? Nasıl bir şeyin içindeyiz kardeşim? Bunu anlamak için Dali'yi tanımak zorundasın. Çünkü sen Dali'yi reddediyorsun ama Dali'nin dünyasında yaşıyorsun. Ve aslında ondan besleniyoruz, farkında değiliz. Mesela bugün sanatçı deyince akla gelen şeylerden biri nedir? Sanatçı sıra dışıdır efendim. Sanatçı şöyle manyaktır, sanatçı böyle çılgındır. Kim bunu icat eden? Warhol'dur. Bakın, bunu icat eden adam Warhol'dur. Ondan önce de onun üstadı diyebileceğimiz kişi Dali'dir. Ve sanatçı olarak tarihte yaşarken ünlenmiş ve o ünün tadını, o şöhretin tadını sonuna kadar yaşamış ilk kişi Picasso'dur mesela. Bakın, Picasso'dan önce yoktur. Ne Michelangelo'lar, ne Leonardo da Vinci'ler, ne Rembrandt'lar, ne Vermeer'ler, ne Turner'lar. Yani bunlar sanatçı olmanın süksesini, şöhresini, şanını bilmem nesini yaşamış isimler değil. Çünkü bambaşka bir sanat ve sanatçı anlayışı var. Picasso türünün ilk örneğidir. Mesela Picasso için yani alınacak şeyler var mı? Picasso'dan öğrenilecek şeyler var mı? Elbette var. Ama Picasso sanat noktasında mihrak isim, merkez isim, en önemli isim, örnek isim. Hayır, öyle bir şey yok. Çünkü bizim için sanatla sanatçı birdir. Sanatçı derken kastım kişiliktir, şahsiyettir, yaşamaktır. Hayatıyla sanatı birdir bizde. Birbirini yalanlamaz. Yani siz sanatta güzel bir şey ortaya koyup da hayatınızı çirkinliklerle süsleyemezsiniz. Yani hep örnek verdiğim bir şeydir. Yani Picasso'nun metresinin sözü. Şu an ismini hatırlayamadım. Diyor ki sanatçı olarak olağanüstü yeteneklidir ama kişilik olarak beş para etmezdir. Ya şimdi metresini sizin için bunu söylüyor. Yani daha ne olabilir? O açıdan bunları tanıyalım. Alacağımız bir şey varsa şayet alalım. Okuyalım aslında, tanıyalım derken okumak bir metni okur gibi, resmi okumak, insanları okumak ve bu tamamen çağı okumakla, çağla hesaplaşmakla ilgili bir şey. Ve bizim çağımızla hesaplaşma zorunluluğumuz var. Niye? Bu çağın koordinatlarını biz belirlemedik çünkü. Biz içine düştük. Ve içine düştüğümüz şeyle hesaplaşmak zorundayız. Bak, vatandaş hesaplaşmış, o hesaplaşmanın neticesinde bu metinler ortaya çıkmış. Yani Jeff Koons diye bir adam var, yaşayan en önemli sanatçılardan kabul ediliyor. En büyük parayı götüren adamlardan bir tanesi. Ama işte Wing Chul Han çıkıyor, diyor ki ya reddediyorum senin sanatını da, sanat anlayışını da, çıktılarını da diyor. Çünkü senin yaptığın şeyin bir nevi insanlığa getirecek bir hayrı yok diyor. Oyalıyorsun diyor bizi. Bizi kendi kendimize doluyorsun diyor. Kendi kendimize çelme atarak yaşamamıza sebep olacak bir performansla karşıma çıkıyorsun. Ve buna sanat diyorsun diyor. Bunu reddediyorum diyor. Bu hesaplaşmadır. Her birimizin böyle bir hesaplaşmaya ve her birimizin kendi veçesinde böyle bir hesaplaşma yapmaya ihtiyacı söz konusu. Hepimiz ortak bir dünyada yaşasak da o dünyayı her birimiz hususi olarak yaşıyoruz. Warhol
da bu pürüzsüz sanat noktasında önemli bir isimdir, onun bir nevi mucitlerinden biridir diyor ama Warhol'da bile o rahatsız edici, o felaket denilen şeyler söz konusudur diyor ki onun Ölüm ve Felaket serisi hala negatiflikten beslenmektedir diyor. Hani pozitif toplumdan bahsettik ya, negatiflik denilen hiçbir şeyi barındırmayan. Ama diyor Warhol o seriyle negatiflikten beslenir. Çünkü o seriye baktığınız zaman Warhol'un siz dehşet görürsünüz. Yani insanı baktığı zaman Jeff Koons'un eserlerindeki pürüzsüzün hiç rahatsız etmemesine karşın o Ölüm ve Hayalet ve Felaket serisinde Warhol'un çalışmalarının insanı rahatsız ettiğini görürsünüz. Aksine Jeff Koons'ta felaketten, yaradan, kırıktan, çatlaktan ve hatta kırışıklıktan eser yoktur. Her şey yumuşakça, pürüzsüz geçişlerle akıyordur. Her şey yuvarlatılmış, parlatılmış ve pürüzsüzleştirilmiştir. Jeff Koons'un sanatı pürüzsüz yüzeylere ve onun dolayımsız etkilerine yöneliktir. İma edecek, deşifre edilecek veya düşünülecek hiçbir şey yoktur. Çünkü like'ın sanatıdır. Yani sanat eserinin düşündürmesi gibi bir özelliği olmalı mıdır? Kanaatimce olmalıdır ki az önce İslam sanatkarlarının ortaya koyduğu eserlerin insanları, bakanları tefekküre yönelttiğinden bahsettim. Oliver Lehman diye bir isim var. Onun İslam Estetiğine Giriş diye bir kitabı vardır. Kitaptan bahsediyorum ama tavsiye etmiyorum. Yani okuyabilirsiniz ama tehlikeli bir kitaptır biraz. Dikkatli okuyacaksanız okuyun. Yani neden dikkatli okuyun? Çünkü oryantalisttir kendisi. Ve oryantalist bakış açısının kitaba hakim olduğunu görürsünüz. Ha mesela okuyacaksanız iyi bir kitap Hans Beltink'in Floransa ve Bağdat diye bir kitabı var. Mesela bütün ezberleri bozmaya yönelik sanat tarihindeki özellikle perspektifle ilgili İbn-i Heysem'in optik çalışmalarını merkeze alan, onun üzerinden matematiksel perspektifi İbn-i Heysem'in icat ettiğini, Rönesans'takilerin, Floransa'dakilerin de o optik incelemelerinin neticesi olan matematiksel perspektifi resim sanatında uyguladıklarını, aslında perspektifi Floransalıların icat etmediğini, yani bunu bir Alman karşılaştırmalı olarak Floransa ve Bağdat üzerinden Hans Beltink'in Floransa ve Bağdat isimli eseri, ezber bozucu bir eserdir. Onu okumanızı tavsiye edebilirim. Aklıma gelmişken söyledim. Jeff Koons eserlerini inceleyenlerin sadece basit bir wow dile getireceklerini söyler. Bakın sanatçı eserini ortaya koyuyor. Üstüne bile diyor ki bu esere muhatap olanların şöyle bir tepki geliştirmeleri gerekir. Wow deyip geçmeleri gerekir. Yani benim eserlerimin karşısında uzun uzun bakmanıza gerek yok. Zaten az önce görsellerde gördüyseniz neyine uzun uzun bakacaksınız? Her şey apaçık ortada. Hiçbir gizem, hiçbir girift, hiçbir fikir kendisinden devşirebileceğiniz, kendisinden yola çıkarak yolculuklar yapabileceğiniz hiçbir imkan tanımıyor size. Çünkü her şeyi söylüyor size. Halbuki sanat eseri dediğiniz şey, gerçekten sanat eseri ise, sanatçı her şeyi söylemeyi başardığını düşünse bile, söylediklerinden fazlasını size söyleyen şeydir bana göre. Çünkü her insan sanat eseriyle hususi bir ilişki içerisine girer ve o ilişkide müessirin, yani eseri ortaya koyanın koyduğu anlamların da ötesinde anlamlara kapı aralanabilecek bir ilişki ve iletişim biçimidir sanat eseriyle muhatap olmak. O yüzden güzel bir esere baktığınız zaman o eser apaçık bir şeyi anlatıyor olsa bile herkese aynı şeyi söylemez. Yani bugün Van Gogh'un bu yaşadığı evdeki oda var ya, odasının tablosu.
Mesela o tabloya baktığı zaman eminim yani bakan insanların çoğu bambaşka şeyler göreceklerdir. Yani aslında baktığınızda adam ne yapmış? Yatağı, efendim, sandalyesi, yani vazosu, onlar var. Ama renkler müthiş bir şekilde kullanılmış. Ve o eser bakarsanız, bakmakta derinleşirseniz size sanatçının söylemeye çalıştıklarından fazlasını söyleyebilir. Çünkü gerçek sanat eserinde sanatçının koyduklarından fazlasını Allah koyar diye düşünürüm ben hep. Ve bundan sanatçının bile haberi yoktur. Hatta edebiyatçılar arasında şöyle bir tartışma vardır. Şair mi şiirini daha iyi anlamıştır yoksa okuyan mı o şiiri daha iyi anlar falan. Mesela şairlere sorarsanız bu ne küstahlık der bu tartışma karşısında. Ne münasebet yani. Halbuki iş o kadar basit değildir. Çünkü şiir ilahi bir mevhibe neticesinde ortaya çıkar. Ve onun ilahi tarafı kelimelerin kendisine gönderilmesi, hediye edilmesi anlamını imler. Ve kelimeler hediye edilirken o kelimelere yüklenilen anlamlar şairin havsalasını aşabilir. Çünkü kelimeleri gönderen o kelimelerin tarih boyunca bütün hikayesini bilerek gönderiyor. Siz şair olarak o anlamlardan bazılarını alarak vücut giydiriyorsunuz. Dolayısıyla yazdığınız şiir sizi pekala aşabilir. Ki Valeri, batıdaki en önemli şairlerden biridir, Paul Valeri. Onun mesela şu dizesi çok önemli. İlk dize Tanrı'dandır der. Yani şiir ondan geliyor. Hatta bir başka tabiri nedir? Dille ilgili Valeri'nin ete saplanmış Tanrı ifadesini kullanır. Yani hep tanrısallığa bir gönderme. Dolayısıyla oradan gelen, bakın mutlaktan noksan olana geliyor. Dolayısıyla siz bir noksan olarak, kusurlu olarak mutlaktan geleni bütün anlamlarıyla beraber karşılayıp, içselleştirip onu dizelere dönüştürmeniz mümkün değil. Kendi noksanlığınız ölçeğinde bazı dizelerle buluşturur o kelimeleri ve insanlara sunarsınız. Dolayısıyla şairden daha iyi anlayan, şiirin tümünü değil belki ama şiirin içerisindeki bazı cümleleri, bazı dizeleri. Bunu neye göre söylüyorum? İsmet Özel diye bir şair var. Yani ne diyeyim? Hiç ölmez inşallah. çünkü İsmet Özel ölürse yerini dolduramıyoruz. Yani ne yazık ki. Yani hani bir İsmet Özel daha gelmiyor. İnşallah gelir. Ama gelmiyor. Benim gördüğüm kadarıyla gelmiyor. İnşallah benim gördüklerimin dışında görmediklerim vardır. Onun yıl kaçtı? 2001'di ya da 2000'di. Bu Ahmet Hakan var biliyorsun Hürriyet gazetesinde yazar. O bir zamanlar işte Yeni Şafak'ta yazıyordu. Haber 7'de haber müdürüydü falan filan. Başka yerlerde dolaşıyordu. O İskele Sancak programını yapıyordu Kanal 7'de. Bir programa da İsmet Özel konuk olmuştu. Şimdi o programda İsmet Özel'in şiirlerinden bir tanesinde bir dizede ya da o şiirlerinden biriyle neye gönderme yaptığı, neyi kastettiği bir an konuşuldu. Konuklar vardı stüdyoda. Konuklara da söz verildi. Konuklar da herhangi konuklar değildi ama mesela bir tanesi İbrahim Paşalı'ydı. O zamanlar genç, saçları neredeyse beline kadar uzun, bağlı, şu anki kıyafetleriyle hiç alakası olmayan, mavi bir kot gömlekle kot pantolon giymiş bir feta diyelim bir gençti ki İbrahim abiyle aramız iyidir çok. O yüzden bu kadar rahat konuşuyorum.
Orada mesela İsmet Özel neyi kastediyor diye insanlara sordular. İşte biri dedi ki İsmet Özel bunu kastediyor. İsmet Özel dedi. İşte efendim biri çıktı dedi ki bunu kastediyor. Sonra İbrahim Paşalı söz aldı. İşte efendim şöyle bir gönderme var. İsmet Özel dedi. Kim ne dediyse öyle kafayla bir de yani sözde söylemedi. Kafayla işaret etti yanlış hatırlamıyorsam. Orada İsmet Özel o dizeyle ya da o şiirle onu kastetmiş olmayabilir. Ama bakın okuyanlar bambaşka anlamlar çıkarmışlar. Yani İsmet Özel'in yüklediği anlamlardan çok daha zengin bir anlam dünyasıyla karşı karşıyayız. Şiir böyledir. Aslında gerçek sanat dediğim ister heykel olsun bu, ister resim, ister hat eseri, ister tesip fark etmez. Sizin girdiğiniz anlamların ötesinde anlamlar ona gizlenmiş olabilir. Mesela İslam sanatında heykel yok gibidir. Yani hiç yok değildir bu arada. Ama yok gibidir. Mesafeli olunmuştur. Fakat Michelangelo'nun Pieta isimli çalışması. Yani Hazreti Meryem kucağında az önce çarmıhtan indirilmiş Hazreti İsa'yı taşıdığı o çalışma. Ya arkadaş o eser karşısında bir adamın ya İslam'da heykel yoktur bu ne ya falan demesi söz konusu olamaz. Yani azıcık bir ruhu varsa hani ruh biraz yaşıyorsa saatlerce bakabilir o heykele. Vay der ya bu nasıl bir şey arkadaş? Yani gerçek mi falan? Dokunmak ister yani. Çünkü Michelangelo'nun şöyle bir sözü var. Ben diyor mermere yaklaştığım zaman mermer titremeye başlar diyor. Şimdi adamın yüklediği anlama bakar mısın yani kurduğu ilişkiye? Şimdi bunu şey mi diyeceğiz? İslam sanatında heykel yoktur. Yok. Öyle bir şey değil. Orada bambaşka bir şey var ki Michelangelo tamamen kendisini Allah'a tabiri caizse Hristiyan olarak, samimi Hristiyan olarak tanrısına adamış ve o minvalde sanat yapmış bir adamdır. Geleneksel sanatla ilgili anlamlara uygun sanat yapmıştır. Rönesans döneminde olmasına hatta yüksek Rönesans sanatçısı olmasına karşın. Ki bu Sistine Şapeli var Vatikan'da. Onun tavanının Michelangelo resimlemiştir. Ölçüsünü biliyor musunuz o tavanın? 8 metreye 41 metre o tavanın ölçüsü. 41 metreye 8 metrelik bir alanı resimliyorsunuz. Düşünün. Onun açılışı gerçekleştiği zaman dönemin papası Michelangelo dönüp de şöyle bir soru yöneltiyor. Sen İsa'yı çok mu seviyorsun diyor. Yani ancak Hazreti İsa'yı bu kadar çok seven bir insan böyle bir şey yapabilir diyor herhalde. Onlar yabana atılır şeyler değil. Yani bu anlamda gerçek sanat eseri dediğimiz esere yüklenilen anlamlar sanatçının kendisiyle sınırlı değildir. Bunu söylemeye çalışıyorum ama Jeff Koons'un eserinde böyle bir şey yok arkadaşlar. Bakıyorsunuz adam balondan köpek heykeli yapmış. Balondan köpek heykeli yapmış. Ha orada bir fikir vardır. Bir temsil vardır. Ve o temsili öğrendiğiniz andan itibaren her şey başlamış ve bitmiştir. Orada size yolculuk imkanı tanınmaz. Çünkü böyle bir dert yok. Ama hakiki sanat eseri, dediğim gibi ister şiir olsun, ister bir resim, ister bir heykel ya da bir hat eseri. Topkapı Sarayı'nın girişinde şu Sultanahmet Çeşmesi var ya, onun karşısındaki o ana giriş kapısından bahsediyorum. O giriş kapısının en üstünde Ali bin Sufi Hattat Fatih döneminde onun müsenna hattıyla yazılmış, yazdığı bir eseri var. Yani Kid'in o eserin karşısına açık söylüyorum hiçbir şey anlamayacaksınız. Neden? Çünkü okuyamayacaksınız. Ama bir istif var, bir kompozisyon var. Aklınızı kaybedersiniz. Yani bu adam böyle bir şeyi nasıl yapmış der. Saatlerce orada durup izlerim. Ben izlerim mesela. Saatlerce izlerim.
Yani orada güvenlik görevlileri kovana kadar, ki mutlaka kardeşim burada niye bu kadar duruyorsun? Senin derdin ne diye kovarlar, ama kovana kadar izleyebilirsiniz. O kadar muhteşem bir şey var çünkü. Ki Oliver Lehman'dan az önce bahsediyordum. O mesela İrlanda'daki bir tecrübesini aktarıyor. İrlanda'daki bir müze ziyaretinde bir okuldan çocuklar müzeye getirilmiş öğretmenleri tarafından. Bizim ülkemizde de yapıldığı üzere. Mesela ben bunlara çok sağlıklı bakan birisi değilimdir. Çok böyle müze ve resim sergisi ve galeri gezen birisi de değilimdir. Bunu çok takdir eden birisi de değilimdir. Çünkü ben bilinç düzeyini burada merkeze koyarım. Yani çocukları müzeye götürmeniz önemli değildir. 50 kişi, 100 kişi falan, 200 tane çocuk. Ne önemlidir biliyor musunuz? 10 tane çocuğu götürürsünüz, meraklı, ilgili. 10 tane çocuğun başına da bir rehber verirsiniz. Müze boyunca o çocukları bir yolculuktan başka bir yolculuğa taşır. O müzeyi ve içindekileri ve onların hikayelerini hazmetmelerini, hatmetmelerini sağlarsınız. İşte bak, o zaman iyi bir şey yapmış olursunuz. Ama 200 tane çocuğu götür abi, sok müzeye, dolaşın arkadaşlar. Dokunmayın hiçbir yere. Bakın, bakın geçin, bakın geçin, bakın geçin. Tam olarak öyle olmuyor mu? Bakıyoruz, geçiyoruz. Oliver Lehman işte o müze ziyaretinde benzer bir manzara ile karşılaşıyor. Okuldan çocuklar getirtilmiş müzeye ve çocuklar kendilerince bakıyorlar, geçiyorlar. Sonra şu cümleyi kuruyor orada. Çağımızda diyor, hiçbir şeyin karşısında uzun süre durup da bakabilme kabiliyetini diyor yitirmişiz. İnsanoğlu kaybetmiş diyor. Halbuki bir eserin karşısında, az önce işte Topkapı Sarayı'nın giriş kapısındaki eser için söyledim, başka eserler için, uzun uzun bakabilmek, mütemadiyen bakabilmek, tekrar tekrar bakabilmek. Ben bir gün Şehzadebaşı Camii'nde namaz kılıyorum. Bu duvarlarda hücreler vardır biliyorsunuz. İtikaf içinde kullanılır Ramazanlarda. Onların ahşap kapıları vardır. Bir ara kafayı kaldırdım, o kapılardan birine gözüm ilişti. Geometrik desenler var, sonsuzluk fikri üzerinden böyle modül modül akan. Hoşuma gitti. Sonra diğer hücrenin kapısına bir bakayım dedim. Bir baktım, aynı usta mı, farklı usta mı bilmiyorum. O kapının üzerindeki geometrik desenler diğerinin neredeyse aynısı gibi gözükürken aynısı olmadığını fark ettim. Başka bir tasarımdı. Bu beni heyecanlandırdı. Hemen gözümü diğer hücrenin kapısına baktım, o da farklı. Bütün camiyi dolaştım neredeyse. Her kapının üstündeki geometrik desen birbirinden farklıydı. Ama birbirinin aynısı gözüküyor bu arada. Çok ince farklar var. Dedim, arkadaş işin mi yok senin usta? Yani hani tek tek bunları... Çünkü orada ciddi matematiksel hesaplar gerekiyor. Yani siz öyle işte hani zanaatkarlar deyip, ya işte kapıyı yapmış bir zanaatkar. Yok abi, o adamın ciddi bir matematik bilgisine ihtiyacı var. Geometri bilgisine ihtiyacı var. O geleneksel bilgileri içeren metinler de söz konusu. Onları siz hatmediyorsunuz. Onları yapmadan böyle bir işe girişmeniz zaten çok zor. Hiç üşenmemiş, tek tek onları ayrı bir şekilde kompoze etmiş. Ve ortaya tabii ki rüya gibi bir şey çıkmış. Ha, sanat nedir? Sanat budur. Jeff Koons'un sanatının karşısında açıkça yargıya, yoruma, hermenötiğe, refleksiyona, düşünceye gerek yoktur. Bilinçli olarak sanatı çocuğumsu, banal, yanlışa mahal vermeden rahat, yatıştırıcı ve hafifleticidir. Her türlü derinlikten, sığlıktan ve ince fikirlilikten boşaltılmıştır. Mottosu izleyiciye sarıldır. İzleyiciyi rahatsız etme. Sarıl, sıcaklığını geçir, kendisini iyi hissetmesini sağla, gülücüklerle mutlu mesut bir şekilde eserin yanından ayrılsın. Amaç bu.
ve adım adım da bu gerçekleşiyor. İzleyiciyi hiçbir şey şaşırtmamalı, yaralamamalı veya korkutmamalıdır. Jeff Koons, sanat, güzellik, haz ve iletişimden başka bir şey değildir demektedir. Buradaki haz kelimesinin önemi ne ifade edelim? Yani çağımız gerçekten haz çağı ve hız çağı. İki tane hayatımızı ele geçiren şeyin altında neredeyse inliyoruz. Bugün Marmara'ya indim. Marmara'ya biliyorsunuz bir ayrılık çeşmesiyle Zeytinburnu arası çalışır. Bir de Halkalı Gebze. Biri 7-8 dakikada bir gelir, biri 15 dakikada bir gelir. Ben tam indim, tren geliyordu, anons yaptılar. İşte Zeytinburnu'na gidecek olan trenimiz geliyor. Lütfen ileriye doğru devam edin. Çünkü şu an burada bulunursanız tren orada durmayacak. Dolayısıyla trene binemeyeceksiniz. Binmek mi istiyorsunuz? O zaman en başa doğru ilerle. Ben bunu yapmadım. Çünkü vaktim vardı. Ters istikamete doğru gittim. Orada oturdum. Kitabımı açtım. Sonra acele bir şekilde hareket eden bir insanla mı bir şeyle karşılaştım ve içimden dedim ki aceleniz mi var? Tam bu çağa göresiniz. Bu çağın en sevdiği şey hızdır. Mesela hızdan nefret mi ediyorsunuz? İstanbul'da asla yaşayamazsınız. İstanbul sizin önünüze engel çıkarır devam. Halbuki bilmiyorum hızı seven insan, gerçekten seven insan var mıdır? Devamlı koşarak, bir yerlere yetişerek yaşamaktan hoşlanan birileri var mıdır? Ben hiç hoşlanmıyorum. Yani orada 8 dakika ya da 10 dakika Marmara'yı beklemek, beklerken hiçbir şey yapmamak, yani illa sizin orada bir şey yapmanıza gerek yok. Hiçbir şey yapmamak bile güzel bir şey. Şimdi saçlarım uzun gördüğünüz gibi ve de belalı bir şey, meşakkatli bir tarafı var. Yıkadığım zaman yaklaşık 2 saatimi alır. 2-2,5 saat. Saçlarımı tek tek elimle açarım çünkü. Tarak kolay kolay vurmam saçıma. Şimdi insanlar bana soruyorlar, diyorlar ki zor olmuyor mu yani? Hani oluyor diyorum tabii ki. Yani nasıl katlanıyorsunuz falan. Orada klasik bir cevabınız vardır. Gülü seven dikene katlanır falan filan. Ama ben şunu fark ettim mesela. Saçlarıma her yıkadığımda 2-2,5 saat ayırdığım zaman. Aynanın karşısına geçiyorsunuz, oturuyorsunuz. Sonra başlıyorsunuz işte böyle ince ince. Ben ince ince saçlarımı elimle ayırırken zihnimin bazı meseleleri mesela konuştuğunu fark ettim. Yani sadece saçlarımla ellerim ilgileniyor. Zihnim ise o an bir mesele üzerinde düşünüyor, konuşuyor. Yani hayatın o hızlı akışı içerisinde dışarıdaki bütün uyarıcılara kendimi kapatarak kendimle baş başa kalabildiğim tek anın saçlarımla geçirdiğim 2 saat olduğunu fark ettim sonra da. O yüzden o 2 saat benim için aslında kutsal bir zaman dilimi. Çünkü bu çağda gerçekten kendisiyle baş başa kalabilen kaç tane insan var? Öyle bir zaman aralığı olan kaç insan var? Ki İsmet Özel'den yine örnek verelim. İşte celladıma gülümserken çektirdiğim resmin ardındaki satırlar şiiri, Erbayi'nin son şiiridir. Bu arada İsmet Özel'e şunu hiç kimse söyledi mi acaba? Üstad, resim çekilmez. Resim yapılır, fotoğraf çekilir. Yani kötü bir espri gibi duruyor ama değil yani. Resim yapılır çünkü resim çekilmez. Fakat başlıkta celladıma gülürserken çekildiğim resmin ardındaki satırlar. Yani resim ifadesi geçiyor. Orada şöyle bir dize vardır.
aynada iskeletine varana kadar görebilen kaç kişi var şunun şurasında der. Bugün dikkat ederseniz aynaya baktığımız zaman biz sadece hemen hemen yüzümüzü görüyoruz. Yani fiziksel bir şey görüyoruz. Halbuki ayna metaforu çok önemli bir metafordur bizim geleneğimizde. Ve ayna sizin sadece fiziksel varlığınızın yansıdığı şey değildir. Yani orada ruhunuza varana kadar inebileceğiniz imkanları da taşır ayna dediğiniz şey. Ve bana hiç de ben düşünmeden açıkçası saçlarımın sunduğu bir imkan olarak görüyorum aynanın karşısında geçirdiğim o zamanı. Bir tefekkür arenası olarak Allah'ın bana sunduğu bir hediye olarak. Ha evet, bazen çok zor gelmiyor mu? Geliyor yani. Ya bazen düşünmüyorsunuz çünkü bir yere yetişmeniz gerekiyor ve saçlarınız yüzünden geç kalıyorsunuz. Böyle bir tarafı da var. Ama yine de baş başa kendimle kalabildiğim, bakın konunun belki dışında gibi görünebilir ama hani şöyle bir söz vardı, Türk'ün aklı tuvalette çalışır diye. Kötü bir söz gibi görünür. Sanki Türk'ün aklı tuvalette çalışıyor da İngilizlerin aklı efendim başka bir yerde çalışıyor. Ya oradaki kasıt nedir? İnsan tuvaletteyken bütün dış etkenlerden ve uyarıcılardan uzaktır. Ve o esnada bir şey üzerine odaklanabilir, bir şey üzerine derinlikli olarak düşünüp bir sonuca varabilir. Çünkü onun dışında nerede olursak olalım her an bir uyarıcıya açık yaşıyoruz. Bu da aslında bizim derinlikli olarak meseleler üzerine düşünüp doğru sonuçlara varmamızın önünde bir engel bu yaşam tarzı. Pürüzsüz heykellerinin önünde onlara dokunmak ve hatta yalamayı arzulamak için dokunsal bir mecburiyet vardır. Jeff Koons'un o Saydam heykelleri. Sanatı uzaklığı gerektiren negatiflikten noksandır. Az önce söyledim ya, bir şeyi anlamak için gerçekten onunla aranıza bir mesafe koymanız gerekir. Ne olursa olsun bakın, okuduğunuz bir kitaptaki bir cümle de olabilir. Sevdiğiniz insanı anlamak şeklinde de olabilir. Bir resmi okumak, anlamak şeklinde de olabilir. Ne olursa olsun bir şeyi gerçekten anlamak istiyorsanız onunla aranıza bir mesafe koyacaksınız. Bugün birbirini en iyi anlaması beklenen ilişkide bulunanlar kimlerdir? Eşlerdir, değil mi? Halbuki neredeyse tam tersidir yani. Birbirini anlamaktan en uzak eşlerdir. Neden? Sebebi çok basit aslında bu. Mesafe koymuyoruz çünkü. Yani mesafeler adeta yok ediliyor. Yok edildiği zaman sizin karşınızdakini görme imkanınız yok oluyor. Çünkü karşınızda olmuyor. Bakın. Ya yanınızda oluyor ya içinizde oluyor. Halbuki insan kendine karşı nedir? Objektif değil, subjektif. Subjektiftir. Yanlıdır. Yani sevdiğine, eşine bakarken de maalesef öyledir. Ha şöyle de bir durum vardır mesela. Velev ki karşınızdakini gördünüz, doğru gördünüz, doğru gördüğünüzü aktardığınızda eşinize, onun anlamasını beklersiniz ama onun anlaması da çok zordur. Çünkü siz belki oraya mesafe koyup da o alandan çıkabilmeyi başardınız ama o çıkamadıysa, o zaman sonuca ulaşamazsınız. İşte Aristo'nun bir sözü, bir düşüncesi olarak ilk yıllar önce bunu nerede okudum bilmiyorum ama çok hoşuma gitmişti. Tuhaf gelecek belki birçoğunuza. Diyor ki Aristo, bir evde karı kocanın bile arasında bir mesafe olmalı, bir mümkünse resmiyet olmalı. Yani labalilik kesinlikle olmamalı. Bu
Bu belki bize çok tuhaf geliyor. Yani hele de şimdi böyle can ciğer, kuzu sarması, tatlımlar, cicimler, balımlar, bilmem neler. Yani her an her şeyi bir olan, her şeyi birlikte yapan, birbirinin dizinin dibinden ayrılmayan ilişkilerin olduğu bir çağda sevgilinizle, eşinizle aranıza mesafe koymak, ya Rabbi bu nasıl bir saçmalık diye düşünürsünüz. Ama orada bir hikmet var. Mesela ben eskiden beri bir şeyi savunurum. Bugüne kadar kimseye bunu kabul ettiremedim de. Yani ben de yapamadım. Ama şey derim yani. Evliliklerde bazı zamanlarda ihtiyaç hasıl olursa çiftlerden birinde ya bir müddet ayrı yaşayalım gibi bir teklifle geldiğinde çiftlerden biri diğerinin bunu tamamen olumlaması gerektiğini ve bir müddet ayrı yaşamanın, çünkü arada sevgi ve muhabbet gerçekten varsa, bir müddet ayrı yaşamanın o sevgi ve muhabbeti harlayacağını, hani azaltmayacağını, onu daha da zenginleştirip güçlendireceğini söylerim ve savunurum. Fakat bunu kimseye kabul ettiremiyorum. Yani öyle bir ayrı yaşama fikri insanlara korkunç gibi geliyor. Halbuki az önce söylediğim mesafeyle alakalı, anlamak için araya bir mesafe koymak gerekir. Yani biraz uzaktan bakmak, biraz dışarıdan bakmak. Dışarıdan bakmak iyidir. İnsanın kendisinin dışına çıkması gerekir, değil mi? Kendisine bakabilmesi ve kendisini doğru okuyabilmesi, anlayabilmesi için de kendisinin dışına çıkması. Yani kendisiyle arasına mesafe koyması gerekir. Kendisiyle arasına mesafe koymazsa insan kendisinde hata olduğunu asla kabul etmez. Kendisiyle arasına hiç mesafe koymayan insan kendini kusursuz görür. Tam da şu anki çağda olduğu gibi. İşte bu yüzden ben birine dediğimde ya eleştiriye çok kapalı. Kim açık ki? Evet. Niye? Çünkü kendimizde aramıza hiç mesafe koymuyoruz. Kendimize hiç toz kondurmuyoruz tabiri caizse. Tozu hep başkalarına konduruyoruz. İşte Jeff Koons'un sanatı da, bakın sanatı da ve ona benzer sanat yapanlarda tam olarak insanın kendine toz kondurmamasına hizmet ediyor. Çünkü az önce de söyledim, Jeff Koons diyor ki eserlerime insanlar baktığında o pürüzsüzlükle ayna vazifesi görsün ve eserde kendilerini görsünler. Eserde kendilerini gördükleri zaman sizi rahatsız edecek hiçbir şey görmezsiniz. Bu da sizi asla düşünmeye, yeni bir düşe, yeni bir fikre sevk etmez. Ama yeni bir düşe, düşünceye, fikre sevk etmeyen bir eylem de içi tamamen boş bir eylemdir. Yararsız bir eylemdir. Ve bizim yararsız eylemlerle geçirecek vaktimizin olduğunu düşünmüyorum ki, hani Efendimizin bir hadisi vardır, sizin en hayırlınız insanlara en faydalı olanınızdır der. Yani insan hayatını faydalı olma esası üzerine kurarsa anlamlıdır. Bu fayda sağlama değil birilerinden. Birilerinden fayda devşirme, yani pragmatist değil. Birilerine faydasının dokunması, iyiliğinin dokunması, hayrının dokunması şeklinde olursa. Sadece pürüzsüzlüğün pozitifliği dokunsal mecburiyeti tetiklemektedir. İzleyiciyi mesafenin eksikliğine dokunmaya davet etmektedir. Fakat estetik bir yargı düşünsel bir uzaklığı gerektirir. Bu müthiş bir cümle bu. Estetik bir yargı düşünsel bir uzaklığı gerektirir. Yani siz eseri ortaya koyan kişiyle tamamen aynı düşünüyorsanız diyor arkadaş, orada varacağın bir estetik yargı yok diyor. Niye? Çünkü o senin için zaten her şeyi söylemiş. E sen de zaten onunla aynı düşünüyorsun. Dolayısıyla müthiş bir şekilde kesişiyorsunuz. Hani şöyle bir şey vardır ya, bir kitap okursunuz ya da bir hikaye, ne bileyim, tam beni anlatıyor falan. Ya bu çok da iyi bir şey değil aslında. Evet, iyi taraflar olabilir ama yani okuduğun şeyin seni aşması, bakın. Sana sende olmayan şeyleri anlatması.
aynı zamanda. Ve bunlar tabii ki iyi hasletler olması mümkünse gerekir. Ben kitap okumaya başladığımda Montaigne'in denemeleriyle başlamıştım. O ara edebiyat son sınıfta okuyan bir abiye sormuştum 9 Eylül edebiyatta. Demiştim ya ben kitap okumaya başlayacağım ve denemelerle başlamayı düşünüyorum falan demiştim. O da demişti ki olmaz, o ağır gelir falan. Ne okuyacağım? Yani Ali Topu Tut, Cinali serisiyle mi başlayacağım? Dedim yok, ben denemelerle başlayacağım. Ve denemelerle başladım. Kesinlikle tavsiye ederim yani okumaya başlayan, okumayı söker sökmez başlayan birisine Montaigne'in denemelerini verebilirsiniz. Çünkü türünün ilk örneğidir ve aşılamamıştır yani. Müthiştir gerçekten. Ve orada siz çok farklı kavramlarla ilgili insanoğlunun hikayesinde kavramlarla ilgili müthiş yazıların döşendiğini görüyorsunuz. Her yazdığı söylediği doğru mu Montaigne? Elbette ki değil. Ama yukarıdan giriyor size. Yani sizi aşan bir şeylerle karşılaşıyorsunuz. Sonra mesela Cemil Meriç okudum. Çok büyük bir hatadır aslında. Okumaya yeni başlamış birisinin Cemil Meriç okuması. Gaflettir yani. Çünkü bir okuyorum arkadaş, bir sayfada 10 tane, 15 tane anlamını bilmediğim kelime var. Bazen 20. İsimler bir doğudan bir batıdan uçuşuyor. O yüzden bir kitabını 4 ayda okudum yani. Ve altını devamlı çiziyorum. Devamlı sözlük peşinde koşuyorum. Cemil Meriç sayesinde kişisel sözlüğüm oldu diyebilirim. Gerçekten de öyle. Bugün A'dan Z'ye kişisel bir sözlüğüm var. Üniversite zamanımda şekillenmiş. Onun altındaki imza Cemil Meriç'e aittir. Yani onun düşün dünyasının zenginliğidir beni öyle bir şeye sevk eden. Çünkü çok yukarıdan dalış yaptı bana. Ve ben de hep beni aşan şeylere muhatap olmaya çalıştım. Kendimi bunu muhatap kılmaya çalıştım. Çünkü benimle aynı seviyede olan şey bana ne kazandırabilir ki? Zaten beni anlatıyor ya. Kendimi onda buluyorum. Ya benim kendimi onda bulmayacağım. Yani öyle bir şey bulmalıyım ki. Ya ben bundan hiç haberim yok. Nasıl olur? Mesela Hans Belting'in işte Floransa ve Bağdat kitabını okuduğunuzda böyle bir şeye kapılacaksınız. Aman Allah'ım, ben bunu neden daha önce görmedim? Nasıl olur? Yani benim bildiğim bir ezber var. Bu adam darmadağın ediyor. Bak, sizi darmadağın eden şeyler sizi geliştirir. Ama işte burada pürüzsüz ve pürüzsüz merkezli olarak oluşmuş olan sanat sizi darmadağın etmez. Bilakis size huzur verir, sizi rahatlatır, sizi düşünmeye sevk etmez. Ama biraz rahatsız etmelidir. Dokunsal mecburiyet veya yalama arzusu sadece anlamdan boşaltılmış pürüzsüzün sanatında mümkündür. Sanatın anlamlılığının üzerinde basa basa duran Hegel, sanatın hissiliğini görmenin ve duymanın teorik anlamıyla sınırlamıştır. Anlama sadece bunların erişimi vardır. Öte yandan koku ve tat sanat zevkinden hariç tutulmuştur. Yani bunu saatlerce konuşabiliriz aslında ama öyle bir vaktimiz yok. Görmenin ve duymanın teorik anlamıyla sınırlamıştır diyor sanatın hissiliğini sanatla ilgili Hegel. Ve koku ve tadı, zevki bunun dışında tutmuştur. Çünkü diyor anlamak dediğimiz şey bakmakla, yani görmekle ve duymakla ilişkilidir. Yani sizin koku ve tat alma duygunuzun devreye girmesi neticesinde aldığınız şey zevktir. Fakat o zevk sanatın hissilik üzerinden barındırdığı anlamı ve anlamayı size getiremez. Bunu sağlayamaz. Sizin sanatın anlamı ve anlamlığını ulaşmak için işitme duygunuz, duyu organlarınızdan ve görme özelliğinizin devreye girmesi gerekir. Ki az önce hani araya mesafe koyarak uzaktan bakmanın o mesafeyi koymakla beraber ortaya çıkacak
görme sonucundan, aslında o görme dediğimiz şey anlama dediğimiz şeydir. Anlamanın gerçekleşeceğinden bahsetmiştik. Bu anlamanın gerçekleşmesi noktasında tatma duyumuzla koklama duyumuzun yeterli olmadığını, bu alanın dışında olduğunu ve sanatın anlamına hizmet etmekten uzak olduğunu ifade ediyor. Ki zaten hani elmayı resmetmekle elmayı yemek çok başka şeylerdir. Değil mi? Bununla ilgili güzel bir hikaye var. Picasso ya geliyor birileri diyor ki yani neden figürleriniz bu kadar anormal, gerçek dışı diyor yani. Neden diyor işte insanları böyle geometrik formlarda resmediyorsunuz, niye gerçekçi yapmıyorsunuz? Dediğinde orada bu soruya ki bir itiraz, bir eleştiri aynı zamanda cevap olarak hemen tavukların yedikleri yemlerin resmini yapıyor ve tavukların bulunduğu bir yerde onu zemine koyuyor. Bir müddet sonra tavuklar gelip o yemleri gagalarıyla yemeye çalışıyorlar. Yani şu hareketi yaparak resme saldırıyorlar tavuklar. Bunu gören adam, yani itiraz eden Picasso'ya, bakın diyor, ne kadar harika diyor, değil mi? Yani ne kadar gerçekçi yapmış, ne kadar başarılısınız ki böyle yapmakta, tavukları bile kandırdınız deyince Picasso diyor ki ben hayvanlar için değil insanlar için resim yapıyorum diyor. Yani orada sizin tad alma duygunuzun ya da koklamanın verdiği hazzın ötesinde anlamları imler diyor Hegel sanat eseri ve sanat dediğimiz şey. Ki yine bir başka örnek vereyim, o da ilginçtir. Ressam İlhami Atalay var. Bu hikayeyi mutlaka duymuşsunuzdur belki de. Onun birincilik ödülü almış bir tablosu vardır. Hamsiler serisinden. Hamsilerin olduğu bir tablo. Cevat Dereli Atölyesi birincilik ödülü galiba o eser almış. Neyse, Trabzonlu'nun bir tanesi, İlhami Atalay'ın da dostu muhtemelen, geliyor galeriye, bayılıyor şey hamsilerin olduğu tabloya. Ve satın almak istiyor bunu. Alıyor, ciddi de bir para veriyor. Yani 50 bin lira civarı bir para şu anki karşılığı. Götürüyor eve. Adamın eşinin ismi de yani ilginçtir, Fadime'ymiş. Fadime resmi gördüğü zaman işte ne kadar verdim buna falan filan dediğinde adam işte şu kadar verdim. Fadime'nin tepkisi şu diyor ki o paraya diyor bir kamyon hamsi satın alırdın diyor. Sen manyak mısın diyor. Yani herifin başının etini yiyor ve adam bir gün sonra resmi geri getiriyor. Diyor ki böyle böyle oldu, Fadime böyle söyledi, ben de resmi geri vereceğim. İlhami Atalay da diyor ki ya ben sana hamsi satmadım ki diyor. Hamsinin resmini sattım diyor. Yani aslında oradaki tavuklarla, bakın Picasso'nun tavuklarıyla bu hikayedeki Fadime arasında çok büyük bir fark yok. Yani hakaret gibi gelebilir ama hayır. Meseleye bakış noktasında olayı tad alma ve zevk alma derekesine indirme dediğimiz bir ortaklık söz konusu. Ve İlhami Atalay da resmi geri alıyor. Niye? Çünkü bu bir hakaret aslında. Çünkü ben hamsinin resmini yaptım, hamsi yapmadım. Bunlar sadece zevk vermeye yatkındır. Koku ve tat. Sanatın güzelliği değildir. Çünkü koku, tat ve dokunma maddenin kendisiyle ve onun dolayımsız duyusal nitelikleriyle yetinmek zorundadır. Yani tamamen duyusaldır. Ama mesela görmek duyusal bir özelliktir. Ama duyusal alana indirgeyebileceğiniz bir özellik midir? Asla.
görmek direkt anlamakla ilişkili bir şeydir. O açıdan koku ve tat duyumsal alanla indirgenmiştir. Dolayısıyla sanatın güzelliği ile ilgili olamaz diyor. Koku havadaki maddesel uçuculuk, tat nesnelerin maddesel çözülümü ve dokunma, sıcak, soğuk, pürüzsüzlük iledir. Pürüzsüz anlamın fikir inceliğinin bağlanamadığı şey sadece memnun edici duygu verir ve bu duygu bir wow ile biter diyor. Zevk dediğimiz şey geçicidir bildiğiniz üzere. Sanatın güzelliği geçici olan bir şeyle tanımlanamaz diyor aslında. Yani sanatın güzelliği geçici bir güzellik değildir. Ama haz dediğiniz şey, zevk dediğiniz şey geçici bir şeydir. Sanırım bununla Hegel'in kastettiği şey daha da oturmuş olur diye düşünüyorum. Evet, bu haftalık bu kadar diyelim.